Merhaba değerli severler. Ben İsmail Akyüz. Bugün 25 Ağustos 2021. Aşağı yukarı 3 ay önce bir ana ağrı sipariş verdim. Dışarıdan sürekli ana ağrı sipariş veren birisi değilim. Kendi anamı kendi üretiyorum. Kendi aralığında üretiyorum. Ama her 2 senede bir kan çeşidi olması için dışarıdan ırkını beğendiğim analar getiriyorum. Daha önce hangi ırkla çalışıyorsun diye bayağı son arkadaş oldu. Şimdi bu ırk hikayeleri aslında böyle çok önemli değil. Ama ıslah güzeldir. Islah çalışmaları güzeldir daha iyisi için. Eğer yerel arınız daha iyiyse onunla çalışırsınız. Dışarıdan başka yerden aldığınız arı hangisi ise, yani şimdi ben sırf bizim bölgenin yerli ırkı diye verimsiz ise onunla devam ettirmeye hiçbir anlamı yok. Ha verimliyse devam ederim. Kan çeşidi de güzeldir. Başka kan, başka şey. Sürekli aynı familyadan çiftleşmesi bence, fikrimce, yani bununla ilgili bayağı tartışma var. Bana göre kendimce söyleyeyim. Kan çeşidinin olması bir iyidir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir kümes düşünün. Sürekli aynı horoz, aynı tavuk, cevizcivler, aynı horoz. Sürekli aynı kan olduğu zaman belki, şimdi bununla ilgili çok tartışma var. İşte saf kan olması bakımından yok. Ama akraba evliliğini de düşünün. Kan çeşidinin olması bana göre daha iyidir. Herhalde bu anaarı getirdim. Bu getirdiğim ırk karniyol bir ırk. Niye getirdim? Verim iyi, sakinliği de güzel. Çok sakin, böyle çok akıllı bir ırk arayışında değiliz. Velhasıl şu an size daha önce düşündüm, böyle bir videom yok. Çok basit ama doğru uygulandığında güzel sonuçlar olur, sağlam sonuç alınır. Ama yanlış uygulandığında parasını ödediğiniz ana ağrınız gider. Yani bir de zamanınız gider. Kayıplar olur. Şimdi bir ana ağrıyı kovana nasıl kabul ettirilir? Nasıl kabul ettirdiğimi söyleyeceğim sizlere. Bununla ilgili seçenek çoktur. Birkaç adet seçenek vardır. Farklı yöntemler uygulayanlar da vardır. Farklı yöntemlerle beraber ben kendim her zaman sürekli aynı yöntemi uygulamıyorum. Yöntemleri anlatacağım sizlere. Şimdi kovanımız bu. Bu kovanımız daha önce altı çerçeveydi. Yani bu işlemi yaptıktan sonra aklıma geldi. Bu kovan altı çerçeveydi. Anasıyla beraber, ana arısıyla beraber, kapalı gözlerinin olduğu arılarla beraber, arılı iki tane çerçeve aldım. Bu çerçevelerin birisinde ana arı vardı, bir de kapalı gözler vardı. Artı polen vardı. Aldım, başka kovana verdim. Mevcut güçlü kovan kaldı. Dört çerçevelik bir arı. Bu dört çerçevelik arıya kabul ettiriyoruz ana arımızı. Eğer ananız iptal edilmek isteniyorsa, yani öldürmek isteniyorsa, öldürüp kovana attığınızda bu işlem çok daha hızlı olur. Kovana öldürüp kovana attığınızda o ananın öldüğü daha hızlı bir şekilde anlaşılır. Tabii ki bu normalde bölme yapacağınız zaman bir gün önce, iki gün önce yapıp verirseniz yine olur. Bu şekilde benim şu an aldıktan sonra da olur. Çünkü içeride ana arı geldiği zaman içerisinde besiniyle beraber geliyor. Ben ana arıyı aldım. Anasızlığı kısa bir süre sonra hissedecekler. Kısa bir süre dediğim, yani ana arının kokusu eksilmeye başlayınca fark edecekler. O eksikliği hissedince arayış içinde olacaklar. Kimileri meme dikecek. Biz ana arıyı serbest bırakırken ya da kek tarafını açarken o memelerin hepsini iptal edeceğiz. Bakın çok önemli burası. O memelerin hepsini iptal edeceğiz. O memelerin bir tanesi var ise ana arı için bir risktir. Bir risktir, kabulü için çok büyük bir risktir. Yani icabında yüksek meblağda aldığınız o ana arının ölümüne sebebiyet verir. Bu da tabii ki size ana arıyı satanın suçu değildir. Yani bunu kabullenmemesinlikte hakkı vardır. Velhasıl biz ne yapacağız şimdi? Ana arıyı iki çerçevesiyle aldık. Arılı, pupalı, kapalı gözler nüfusuyla beraber aldık. Aynı ağırlıkta o nüfustan biraz azalmalı olacaktır. Bir sıkıntı yok. Ama baki kalabalık bir çerçeve kalacaktır. Olmaz ise takviye de yapılabilir ki önemli değil. Zaten iki çerçeveyle kendini idare edebilecek bir potansiyeldedir. Kısa bir sürede dört çerçeve oluşacaktır muhakkak. Yani daha önce gözlemlerimize göre söyleyeyim. Şimdi velhasıl ana arıyı aldık. İşlemi hızlandırayım. Ana arıyı aldık. Diğer yere götürdük. Bu anında yapılan işlemdir. Dediğim gibi. Bir önceki günde yapabilirsiniz. Ana arıyı aldım. İki tane çerçevesiyle beraber. Daha sonra almış olduğum ana arıyı, bakın üzerinde geziyorlar. Tanımaya çalışıyorlar. Anasızlığı daha koyalı bir dakika bile olmadı. Anasızlığı hızlı bir şekilde hissedenler olmuştur. Ama biraz erkendir. Diğerleri de hissedecek.
İçeride ana arı var. Ana arı içeriğiyle beraber kek bölümü alta gelecek arkadaşlar. Bakın. Kek bölümü alta gelecek ki zaten buradan daha önceki bayağı yanlıştan dolayı bunu iyi düşünmüşler. Şuradan bir delik var. Herhangi bir çubukla, herhangi bir şeyle isterseniz bağlayıp aşağıda kadar indirebilirsiniz. Daha güzel olur. Bu şekilde bunu koyuyorsunuz. Çerçeveleri ayırdık. Hafif bir şekilde ayırdık. Ayırdıktan sonra bu şekilde bırakıyorsunuz. Bunu bir şekilde de koyabilirsiniz. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Amaç nedir? Ana arının, yeni ana arının etrafında gezmeleridir. Ve merkeze koyulacak. Arkaya değil, gerekirse biraz daha ileri alınmasında hiçbir sakınca yok. Arkalarda fazla alınmasın. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde olsun. Bu şekilde kalacak. Siz 3 gün sonra, bakın 3 günden önce olmaz. Yani bir gün fazla bekleyin, ne olacak ki? 3 gün sonra siz bu ana arıyı, ana arının kek bölümünü açın. 4. gün baktığınız zaman eğer çıkmamış ise ona ana arı, siz kendiniz açıp serbest bırakırsınız. Çerçevenin üzerinde gözlemlersiniz. Ana arıya bir saldırı var mı? Ana arıya karşı herhangi bir olumsuzluk var mı? Ona göre durumu emin gördükten sonra, emanetle gördükten sonra aşağı indirirsiniz. Kapağı kapatırsınız. Ben ne yapacağım? Ben normalde işte kek bölümü falan uğraşmıyorum. 3. gün, yani 3. gün olduktan sonra 4. gün, 4. günün başlangıcında açıyorum bunu, bırakıyorum. Ana arının, ana arıya olan davranışları gözlemliyorum. Ana arıya bir saldırı var ise, ana arıyı öldürmeye meyil var ise alıp geri koyuyorum. Bir daha kapatıyorum. Ki zaten en az gün 3 gündür, en fazla kalabalık nüfusa göre 10 çerçevelik bir ay ise 1 haftadır. Kalabalık ise 1 haftadır. 2 katlı ise yine de aynı şekilde 1 haftadır. Çünkü o ananın kokusunun alınması, yani merkezde olacak, kuluçka alanında olacak ki koku tanınsın. Bunlar kokularıyla birbirlerini kabul ettiriyorlar. Kokularıyla hakimiyet kuruyorlar kovana. Şimdilik kafamda söylemek istediklerim bu kadar. Bunlar zaten açtıktan sonra, çerçevenin üzerine izledikten sonra olabilir. Bazıları işte bala batırıyorlar. Yani ben durumu gözlemlerim, duruma göre hareket ederim. Tarlacısı fazla olan kolonilerde normalde kabul biraz şey olur, böyle zor olur. Çünkü tarlacısı kadimdir, yani biliyordur. Yenileri pek kolay kolay kabul etmez. Ama dediğim gibi 4-5 çiçek bir araya 3 gün yeterlidir. 3. gün sonra açabilirsin. 4 günde bekleyin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Arada bir kontrol edin anarınızı. O şekilde sağ salim bir şekilde, daha sonra kabul edildikten sonra zırt pırt kovanı açıp kapatmayın. Şu şekilde kovanı kapattım ben. Bu tarih itibariyle daha sonra 3 gün sonra açtıktan sonra dediğim gibi kontrol edeceğim. Hangi ırkla çalıştığımı söyleyeyim. Bütün ırklarla çalıştım. Bütün ırkları denedim. En iyi ırklar kendi aralığınızda doğan ırklardır. Yani nasıl kendi aralığınızda? Şu an siz mesela Rusya'ya gitseniz, Rusya'nın o soğuklarında çalışmakta ya da o iklime adaptasyonda zorluk çekersiniz. Ama kızınız ya da oğlunuz orada doğan, oğlunuz, çocuğunuz o ülkede doğduğu için bu çöl sıcakları içinde geçerlidir. O bölgede doğduğu için, o iklime adaptasyon sağladığı için sizden daha verimli olur o coğrafyada. Arılar için de öyledir. Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi, İtalya'dan geldi, Karniyon, Rus, Kafkas ya da hangi ırk olursa olsun. Bu geldiği zaman %100 beklentiniz olmasın. Kısa bir süre içerisinde o cinsten almaya çalışın. Suni dölleme mi, normal dölleme mi diye soracak olursunuz. Yani ben daha önce suni döllemeyle aldım. Uzun süre yaşamıyorlar. Onların çocuklarını, yani onların yumurtalarını, döllerini erken almaya çalışın. Mesela ben bu tarihten olsa bile ben bu anaarıdan kısa bir süre içerisinde yumurta alacağım. Yani durumu belli olmaz. Yumurta alacağım, kendi cinsinden alacağım ki yani kendimi garantili alayım. Gözlemlediğim şudur. Uzun süre ki gözlemlerin sonucunda, yani belki bana gelenler öyledir. Yani suni dölleme yapanları itham etmiyorum. O anlar da çok verimli çalışıyor. Ama uzun süre yaşamıyorlar. Diğerleri daha fazla yaşıyorlar. Yani bana gelenler için söylüyorum. Ha, benim için hiç pek sıkıntı değil. Zaten anaları sürekli yeniyorum. En geç 2 yaşında. Yani bendeki en yaşlı anaları 2 yaşındadır. Sürekli çocuklarla çalışıyorum. İtalyan ırkları gözlemlediğimi söylüyorum. İtalyan ırkları hızlı gelişir. Bütün arıların bal verimi iyidir. Yani bu fazla bal getirir, bu az getirir diye bir şey söyleyemem ben. Ama propolis de gerçekten en iyisi Kafkas'tır. Propolis toplamında en iyisi Kafkas ve Karpat'tır. Soğuk bölgenin arıları. İtalyan, Karniyol,
Bu gibi arılar, Anadolu arısı biraz daha serttir. Anadolu arısı, şey Anadolu diyorum, İtalyan, Karniyol. Bu arılarla da tanıştım. Bu arılar yine aynı şekilde hemen hemen özellik bakımında birbirine çok yakın. İtalyanlar biraz daha hırçın, biraz daha hızlı gelişiyor. İtalyanlar yani karlı bir şekilde gelişiyor. Yani böyle çok abartılı bir kuluçka şeyleri yok. Dediğim gibi burada aynı bölgede doğduğu zaman hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra kafamdaki bir aynı hattan, yoğunluklu olarak aynı hattan ırk alma ile ilgili bir paylaşım olacak. Video 9-10 dakikayı buldu. Uzun videoları sevmeyenler eleştiriyor. En iyisi bu videoyu hemen keselim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.